Evet, merhaba arkadaşlar. Bir süredir video çekemiyorduk. Birkaç arkadaşımız hatta yorum yazmışlar. Hocam iyi misiniz, video çekemiyorsunuz diye. Yani en son videoyu atalı herhalde 4-5 gün oldu ama bizim frekansımız, sıklığımız bakıldığı zaman biraz arayı açmış olduk. Dolayısıyla biraz güncel gelişmelerden bahsedeceğim. Neler yapıyoruz, neler oldu. Biraz da önümüzdeki dönemde neler olacağından bahsetmeye çalışacağım. Şimdi öncelikle bu dönemde biliyorsunuz başvurular vardı. Stajla ilgili ve iş başvurusu ile ilgili 700'ün üzerinde başvuru aldık. Bu çok iyi bir sayı. Herkese çok teşekkür ediyorum ilgisinden dolayı. Ve bu arkadaşlar mülakat yaptık. 100'ün üzerinde mülakat yaptık geçen hafta içinde. Ön görüşme yaptık ve 20'nin üzerinde arkadaşla başlayacağız. İmkanlarımız bu kadarına yetiyor. Keşke imkan olsa hepsini değerlendirebilsek. Çünkü hepsi çok değerli ve hepsi bize sorumluluk yükleyen başvurular. Bir şekilde bize başvuran arkadaşlara karşı sorumluyuz. Stajla ilgili çok sorulduğu için onu da hızlıca cevaplamaya çalışayım. Bazı arkadaşlar soruyorlar çünkü acaba bizde mi bir problem var, kabul edilemedik veya başka iş başvurularında da dikkat edeceğimiz neler var? Burada kabul edilmeme sebebimiz nedir? Onları öğrenebilir miyiz diye soran arkadaşlar oluyorlar. Haklılar. Bizimki çok normal bir durum değil. Biz herhangi bir üniversite ayrımı yapmadan, not ortalaması ayrımı yapmadan, cinsiyet ayrımı yapmadan, sınıf ayrımı yapmadan yani hazırlığı bitirip bize başvuran da vardı. İşte 4. sınıftan mezun olmak üzere olup bize başvuran da vardı. Yüksek lisansta başvuran da vardı. Şartlardan birisi öğrenci olmaktı ama öğrenci olduktan sonra hangi seviyede olduğu hiç önemli olmaksızın herkesi eşit bir şekilde değerlendirdik. Herkesle görüştük. Çok farklı şehirlerden, çok farklı üniversitelerden görüştüğümüz arkadaşlar oldu. Bana da çok şey kattığını düşünüyorum. Bizim için en büyük kriterlerden birisi arkadaşlarımızın topluma faydalı bir proje üretebilecek seviyede olmasıydı. Ve özgür bir şekilde herhangi bir projeyi bilebildiğimiz kadarıyla destekleyebileceğimiz herhangi bir projeyi kabul ettik. Aslında kişi değil proje kabul ettik ve bu projeleri de yaz döneminde göreceğiz. Bir de tabii diğer bir kriter de belki biraz daha minör bir kriter diyebileceğimiz bir kriter de arkadaşımızın ulaşım sorunu olmamasıydı. Çünkü bazı arkadaşlar uzaklardan geliyorlar. Çok fazla zamanını yolda kaybediyor arkadaşlar. İşte değerdi de yemezdi. Belki çok önemliydi, önemli değildi diyebilirsiniz ama ben birazcık önem gösterdim diyelim arkadaşlarımızın daha mutlu olabilmesi adına. Onların gelişimi aslında ülkemizin ve bizim hepimizin gelişimi demek ve dolayısıyla onları geliştirmekten sorumluyuz ama imkanlarımız kısıtlı olduğu için biraz elememiz gerekti. Genel olarak herkese geri dönüş yapıldı mail üzerinden. Bazı kişiler arandı. Ama bir şekilde ulaşılmayan ve başvuran kişiler varsa bizden kaynaklanan bir sorun var demektir. Merak ediyorsanız niye geri dönüş olmadığı ile ilgili benimle bağlantıya geçebilirsiniz. Sebebine bakarız. Bazı problemler de yaşandı. Çünkü sonuçta bu eleme sırasında ilgilenen arkadaşlar da öğrenci arkadaşlar ve ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına rağmen ufak tefek aksaklıklar olabiliyor. Bakarız. Çok kritik bir durum varsa düzeltmeye çalışırız elimizden geldiği kadarıyla. Şimdi önümüzdeki dönem çok güzel projeler başlıyor. Bu 20'nin üzerindeki arkadaşla yapacağımız projeler yaz sonuna kadar ciddi meyveler vermeye başlayacak. Yeni video serilerine başlıyoruz. Arkadaşlarımızın arasında kendileri video çekecek olanlar var. Yeni eğitim serilerine başlıyoruz. Genel olarak kitleye hitap etmesini hedeflediğimiz için, daha fazla kişiye hitap etmesini hedeflediğimiz ve direkt ürüne yönelik olacağı için birazcık basit sayılabilecek belki üniversite okuyan arkadaşlar için web programlama, PHP, JavaScript gibi eğitimler başlayacak. Bu yaz döneminde bitirmeyi planladığımız eğitimler ve programlamanın içinde HTML, CSS gibi eğitimler var. Sunucu tarafı var. MySQL eğitimleri birazcık uzun süredir video yükleyemiyorduk. Onları tamamlayacağız. Yani web programcısı olabilecek seviyeye kadar bir kişiyi getirecek eğitim serilerine başlamayı planlıyoruz. Bunun yanında ufak oyunlar yazacağız. Bu yazılan oyunları ve mobil programlar yazacağız. Topluma fayda sağlayacak. Bizim bütün projelerimiz biliyorsunuz ücretsiz bir şekilde topluma ve daha çok sayıda kişiye fayda sağlamayı hedefleyen projeler. İşte basit mesela eğitim amaçlı çocukların eğitimi için, küçük yaştaki çocukların eğitimi için, sosyal medya duyarlılığı için mobil uygulamalar yazacağız. İşte web üzerinde veya diyelim ki videolar üzerinde dolaşan çocukların korunması için mobil uygulamalar yazacağız. Bunları da yazdığımız bütün bu uygulamaları da videolar üzerinden paylaşıp sizinle işte bir proje nasıl başlanır, nereye kadar gider, neler olur bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Bunun dışında canlı yayınlarımıza başlıyoruz. Haftanın belli günleri düzenli olarak büyük ihtimalle Ramazan'dan sonra başlayacak. Üniversitenin stüdyolarını alabildik. Rektör hocamız bize verdiler sağ olsunlar. Oradan canlı yayınlara başlıyoruz. Konuklarımızı davet edeceğiz. İstediğiniz kişiler varsa, görmek istediğiniz veya konuşulmasını istediğiniz konular varsa bize her zaman iletebilirsiniz. Bunları topluyoruz sizden. Bunun yanında sosyal etkinliklere başlıyoruz. Kod yarışmalarımız var. Haftanın belli günleri. Bu canlı yayınların sonunda da olabilir büyük ihtimalle veya içinde de olabilir. Kodlama soruları soracağız ve haftalık bunları ödüllü bir şekilde yani bir hafta süre verip ilk gönderen kişiye ödül göndermek şeklinde kod yarışmalarımız var ve bunun dışında da sohbetlerimiz başlayacak. Yani haftanın belli günleri çay kahve içip
bilişimdeki gelişmeleri konuşabileceğimiz, işte güncel gelişmeleri konuşabileceğimiz, birazcık kendi içimizde belki görüşmek isteyen arkadaşlarla yüz yüze görüşebileceğimiz düzenli organizasyonlara başlamayı planlıyoruz. Bunun için de bir Facebook grubu kuruldu. Onun linkini de bu videonun altında sizinle paylaşayım. O gruba üye olarak takip edebilirsiniz. Orada etkinlikler oluşturulacak. Takvimi takip edebiliyoruz. Orada haberleşme ve bir şekilde üye olup birbiriyle mesajlaşmak isteyen insanlar için de, tartışmak isteyen insanlar için de kapalı bir grup şeklinde bir grup oluşturacağız. Üyeliği moderasyona bağlı yapacağız. Başvuran arkadaşlar dolayısıyla Facebook profillerinde böyle sahte isimler ve işte sahte resimler yerine gerçek isimleri ve resimleriyle başvurursa ve nerede okuduğu, yani bu konuyla ilgili olduğu öğrenci bilgileri falan profilinde görülürse kabul ederiz. Sahte isimli olanları kabul etmeyi düşünmüyorum. Güncel gelişmeler kısaca böyle. Herkese çok teşekkür ediyorum tekrar ve önümüzdeki dönemde desteklerinizi bekliyoruz. Bir şekilde gelip görüşmek isteyen insanlar için de her zaman kapımız açık. İstanbul'da ofisimiz artık yavaş yavaş kuruldu. Ufak tefek eksikleri kaldı ama çok büyük bir o taşıma ve kurulma işlemlerinin de çok büyük bir kısmını hallettik. Dolayısıyla artık bir ofisimiz de var. Üniversiteye yakın bir konumda konuşlandırdık. Dolayısıyla Maltepe, İstanbul Anadolu yakasında Maltepe tarafında yol düşen arkadaşları da her zaman bekleriz. Bizimle iletişime geçerlerse, çünkü her zaman orada olmuyoruz. Mesela önümüzdeki hafta içinde de değişik şehir dışı yerlere ziyaretlerimiz var. Başka işler için. Onların videoları olmayacak, böyle konuşma falan değil, başka projeler için gidiyoruz. Dolayısıyla her zaman olmuyoruz ama bir şekilde iletişime geçerseniz orada olduğumuz süre içinde de her zaman vakit ayırmaya çalışırız. Elimizden geldiğince sizlerle ilgilenmeye çalışırız. Herkese tekrar çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yaz dönemi için de herkese başarılar diliyorum. Bir ufak bir şey de belki üniversite tercihi yapacak arkadaşlar için olabilir. Birkaç video daha hazırladık. Onların da montajı bittikten sonra da bu web YouTube kanalı üzerinden yayınlayacağız ama şu anda zaten 50'nin üzerinde video var. Onları izleyerek çok iyi tercih yapacaklarını ben düşünüyorum. Tekrar herkese başarılar.